Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir neydi lan adı? Atıcı vs 100 bin tane goblin herhalde. Çünkü 1000 diyor ama bayağı bir fazla var. Şimdi videoya geçelim bakalım ne olacakmış. Dinlenecek. Goblinler geliyor. Ve atıcı. Bakalım hızlı. Atıcı sadece seni öldürüyor. Yaklaştık mı? Yaklaştırdığı anda bir üstüne öldü. Evet, yaklaştık. Hayır. Önce. Dedim daha. Hadi. Öldü. Evet, yani burada bir tane yoktur gördüğüm. Çok fazla var. Evet, bu arada sesini tutalım. Kamera düştü. Kamera düştü. Yes. Tamam. Evet. Şimdi kaç tane o atıcı var? Büyük ihtimal 10 tane. 10 atıcı vs yine 100 bin goblin herhalde. 100 bin veya 1 milyon. Bakalım kim yenecek? Şu an atıcılar çok iyi ilerliyor. Hiç yaklaştırmıyorlar. Atıcılar vallahi hiç yaklaştırmadı şu anda. Devamı geliyor. Ama goblinlerle çok fazla. Evet, atıcılar hiç yaklaştırmıyorlar. Devamını da getirtiyorlar yani. Bir saniye. Aa, yaklaşmaya başladılar sanki goblinler. Biraz hasar vermişler atıcılara. Evet, hala olmadı. Ha, bitti. Atıcılar 3 taça gidiyor. Evet, 100 mini Pekka vs 100 neydi? Dev iskelet. Bence dev iskelet kazanacak çünkü bombaları çok etkili. Yani neredeyse mini Pekka'ya tek atıyor direkt. Evet, yendi. Dev iskeletler 3 taçı da alacaklar büyük ihtimal. Hatta büyük ihtimal demeyeyim de %100 alacaklar. Onu durdurmanın hiçbir yolu yok. Öldürdüler. 3 taç. Mega Şövalye vs Pekkalar Mega Şövalye alacaktır. Çünkü alan hasarı olduğu için Pekka'nın da alan hasarı olsa %100 yani Pekka alırdı. Bakalım. Evet, şu an Mega Şövalyeler bayağı iyi bastırıyor. Mega şövalyeler alacak ve aldı hatta. Pekkalar ezildi. Evet, iki tacı aldılar ve üç tacı da alıyorlar, aldılar. Şimdi dev iskeletler vs Pekka. Yine dev iskelet kazanacaktır. Bombası işte dediğim gibi hem alan hasarlı hem de çok fazla vuruyor. 800 mine vuruyordu herhalde. Öyle hatırlıyorum. Evet, dediğim gibi dev iskeletler fark atıyor. Yardı geçti dev iskeletler. İşte elinden geçtiler. Bu arada videoda falan bir donma yok. Video şeyde var. Oyunda. Bu arada siz de videoları izleyebilirsiniz. Kanal Cool Royale. İşte isterseniz izleyebilirsiniz. Evet, dediğim gibi dev iskeletler kazandı. Hem de 3 taç da aldılar. Prensesler vs okçular. Tabii ki de prensesler. Alan hasarı olan kartlar 100 vs 100'de daha çok kazanıyor.
Ama iki alan hasarlı kart olsa onu bilemem işte. Hangisi daha güçlüyse o kazanır. Evet, prensesler zaten üçlü ok attığı için prensesler bayağı güçlü. Evet, bazıları sola gitti, birçoğu da sağa gitti. Evet, bayağı bir hızlıca öldürüyorlar prensesler. Ve 3 taç aldılar. Şimdi serserilerin devlere ve şövalyelere karşı. Bu büyük bir kapışma. Bilmiyorum kimin alacağını. Tahmin edemiyorum. İkisi de çok güçlü çünkü. Çok büyük bir kapışma oluyor. Evet. Şimdi o şövalyeler yendi büyük ihtimal. Evet, şövalyeler yendi. Şövalyeler fark attı hem de. O kadar güçlü güçlü dedik serserilerin devine. Ne oldu? Bak ne oldu şimdi? Evet. Farkla şövalyeler yendi. 3 taç. Evet. Serserilerin arkada taş atanları işte devlerine karşı. Konuşamadım. Devleri çok iyi bastırıyor. Bakalım kim kazanacak? Muhteşem gidiyor devler. Ama okçular da yaklaştırmıyor. Evet. O fark attı okçular. Ay o işte taş atanlar bilmem ne. Ben bunları artık taş atanlar diyeceğim. Evet. O bayağı bir farkla aldılar. Yine 3 taç çekecekler büyük ihtimal. Evet. 3 taça doğru ilerliyorlar. Ve 3 taç. Şimdi mini pek kvz oduncu. Oduncu alabilir. Çünkü öfkeleri var ya. O yüzden diyorum. Evet, oduncular çok büyük bir kapışma oluyor. Mini pekkalar şu anda daha fazla herhalde. Evet, mini pekkalar ve mini pekkalar kazandı. Aynen. Ama şu öfkeliyle bir bakın ya. İnanılmaz fazla. Evet. Mini pekkalar 3 taçı da alıyorlar. Ve aldılar. Evet, bu serinin devamlı gelmesini istiyorsanız like atın. Yani ne diyeyim? O uçan makineler vs silahşörler. Uçan makinenin şu pervanesi çok güzel dönüyor ya. Tam şeyle hizalı. Hepsininki aynı anda dönüyor ya öyle. Çok güzel gözüküyor. Ve bu arada uçan makineler kazanıyor. Aynen, uçan makineler kazandı. Evet, uçan makineler 3 taçı daha çekecek. Ve uçan makineler aldı. 3 taçı da çektiler. Şimdi bakalım kimle kim kapışacak. Cadı vs gece cadısı. Tabii ki de cadı. Cadının alan hasarı olduğu için dediğim gibi hem yarasaları öldürür hem de cadılara vurur ve iskeletleri bir normal bir gece cadısını öldürdüğü için yani yaklaştırtmıyor cadı iskeletler sayesinde. Evet, dediğim gibi iskeletler sayesinde. İskeletleri olmasa yenemeyebilirler. Evet. Dediğim gibi kazandı. Evet arkadaşlar, videoyu durduralım. Durduralım.
Evet, bu videonun da burada sonuna geldik. Devamını gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun kanalıma. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.